Herkese merhaba arkadaşlar. Rotasız Balığa hoş geldiniz. Bugün sizlerin canını yakan, size acı yaşatan kişiden öcünüzü almanız için bir ritüel hazırladım. Bu ritüelim sayesinde o kişinin sürekli aklında olup sürekli size yaşattıklarından dolayı pişmanlığını daima hissedecek ve sizden yana yakıla özür dileyecek. Aslına bakarsanız bir nevi yaşattıklarını yaşatma ritüeli de diyebiliriz buna. Rütelime geçmeden önce kanalıma abone olup bildirim zilini açarak gelecek bütün videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca Instagram rutasız balık YouTube hesabıma mesaj atarak kişiye özel tamamen sizin isteğinize ve dileğinize uygun şekilde kodlanabilen enerji taşlarım mevcuttur. Dilerseniz ulaşabilirsiniz. İntikam hikayeleri hem acı hem tatlıdır. Homeros'un Truva'da geçen İlyada destanını ele alalım. Paris Helen'i kaçırdığında kocası kral Melenos bu adaletsizliğe dayanamaz ve Paris'e saldırmaya karar verir. Truva'ya koca bir ordu girer ve binlerce kişinin öleceği uzun bir savaş başlar. Destanda intikamı alınmak istenen başka gelişmeler de olur. Yeryüzünde var olduğumuz sürece intikam insan davranışının bir parçası olmuştur. Tarih boyunca Yunan Tragedyası'ndan Shakespeare'ın Hamlet'ine kadar edebiyatta yer verilmiştir bu duyguya. Peki insanı intikam aramaya iten nedir? Araştırmacılar buna dair bazı veriler elde etti ve intikamın umulmadık bazı yararları olduğunu fark etti. İntikam, insanı harekete geçiren güçlü bir duygusal tetikleyicidir uzun süredir intikam ve affetme duyguları üzerinde araştırma yapan Miami Üniversitesi'nden evrimsel psikoloji uzmanı Michael McCloud size zarar veren birine karşı öfke duyma ve acı verme isteği her toplumda anlaşılacak bir durumdur diyor. Psikolojinin babası olarak bilinen Sigmund Freud da intikam ve zevk arasındaki bağlantıdan söz ediyordu. İntikam, alacağınızın bilinmesi, İnsanların size sataşmasını veya yararlanmasını önleyici bir etken olacaktır diyor Chester. Şimdi yavaştan ritüelimize geçelim arkadaşlar. Çizgisiz bir kağıt ve kalem rengi fark etmeksizin ritüelimize başlıyoruz. Sizlerden isteğim tam ortaya intikam almak istediğiniz, pişman etmek istediğiniz ve size yaşattıklarını, yaşamasını istediğiniz kişiyi düşünerek buraya bir şekilde onu imgeliyorsunuz. Bu kişi intikam almak istediğiniz kişi. Kağıdın dört köşesinden de sadece kendinizi düşünerek ve onu tamamen bir zincir içerisine her köşeden, her yanından kendinizi düşünerek çerçevelediğinizi hayal ediyorsunuz ve tüm uzuvlarınız ona dönük oluyor arkadaşlar. Bütün uzuvlarınız tam ortadaki intikam almak istediğiniz kişiye dönük olması gerekmektedir. Bu dört köşeden de çerçevelediğiniz kendinizsiniz ve her anlamda onu tüm köşelerden yakalamış ve köşeye sıkıştırmış oluyorsunuz. Ardından zihinlerinizden de onun zihnine doğru pişmansın diyerek birer bağ eklemenizi istiyorum arkadaşlar. Sizin zihninizden onun zihnine doğru pişmansın diyerek tüm bağlarınızı çepe çevre olmuş bir şekilde her köşeden sıkıştırmış bir şekilde ekliyorsunuz. Ve pişmansın diyerek bu bağları eklerken onun pişmanlığını hayal ediyorsunuz. Alt boş alana size ne gibi haksızlık yaptıysa her şeyi yazın. Bakın şu kısım buraya diyorum ki size yaptıkları. Yani hangi konuda sizi haksızlığa uğrattı? Hangi konuda size iftira attı? Veyahut da hangi konuda onun size yaşattığını yaşamasını istiyorsunuz? Bunu oraya yazacaksınız. Sol tarafa 5 tane bağ eklemenizi istiyorum. Tam bu kısma. Bu birinci bağınız. Bu ikinci bağınız. Bu üç. Bu dört. Bu dört ve son olarak 5. bağımızı ekliyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında sizlerden isteyim. Bu 5 tane bağın içerisinde oluşmuş 5 bölgeye düşün yazacaksınız. Düşün. Her oluşan bölgeye bir harf denk gelecek arkadaşlar. Sonra da en baş tarafına düşün yazdığımızın tam hizasına hatırla demenizi istiyorum. Buraya hatırla diyorsunuz ve size ne yaşattıysa onun zihninde bu canlanıyor ve o bunu hatırlıyor. Ardından sağ tarafa da 3 tane bağ eklemenizi istiyorum arkadaşlar sizlerden. Bu birinci bağınız. Bu ikinci ve son olarak bu da sizin üçüncü bağınız oluyor. Sonra arkadaşlar birinci boşluğa Hisset yazmanızı istiyorum. Bakın buraya hisset yazacaksınız. Daha sonrasında ikinci boşluğa ise pişmanlık. Bunlar kademeli olarak karşı tarafın zihninde oluşacak, hissedecek, pişman olacak ve en başta dediğim gibi bu ritüelimizin amacı yaşadığınızı yaşatma ritüeliydi. Son kısma ise yaşa yazmanızı istiyorum. Yaşa yazacaksınız arkadaşlar. Son yeri ise bu ne zaman yapıyorsanız gün, ay, yıl şeklinde buraya tarih diyorum. Ne zaman yapıyorsanız buraya tarihi yazacaksınız. Ardından çapraz bir şekilde intikam almak istediğiniz kişiyi hapsetmiş gibi karşılıklı bağ içine alacaksınız. Yani sizin tüm uzuvlarınızdan bu kişinin kendi içerisinde hiçbir şekilde boşluk kalmayacak şekilde tamamen çepeçevre yapmanızı ve tüm bağları eklemenizi istiyorum. Kendi her bir uzuvunuzda eklediğinizde zaten otomatik olarak tüm köşelerden Artık onu sıkıştırmış ve herhangi bir şekilde size haksızlık yapabileceği, size karşı bir yanlış sözde, yanlış davranışta bulunabileceği tüm ihtimalleri yok etmiş ve aynı zamanda bulunduğu bu tüm davranışlardan pişman olmasını sağlamış oluyorsunuz. Sonra da en üstte arkadaşlar intikam yazmanızı istiyorum. tam buraya intikam yazacaksınız arkadaşlar. Ve son olarak da rütüelimizi tamamlamış bulunmaktayız. Kağıdınızı katlıyorsunuz arkadaşlar. Ve rütüelimiz Tamamlanmış oluyor. Son mottomuz olan Hisset yazacaksınız arkadaşlar. Kağıdınızın üzerine Hisset yazdıktan sonra Sizlerden isteğim Bu ritüelde Kağıdınızı tamamen ters çevirip Yaşattıklarını Yaşa diyeceksiniz. Öncelikle hisset yazacaksınız. Hisset yazdıktan sonra son vurucu cümlemiz onun zihninde canlanacak olan yaşattıklarını yaşa yazacaksınız. Bu kağıdı dört gece yatağınızın altında saklayın. Dördüncü gecenin sabahı kağıdı çıkarın ve yakın. Küllerini de toprağa atın. Aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlardan sorabilirsiniz. Biliyorsunuz hepsine cevap veriyorum. Sizler de kanalıma abone olup bildirim zilini açarak gelecek bütün videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Rütüelimizde odaklanma ve konsantrasyon çok çok önemli. Ayrıca size özel tamamen sizin dileğinize ve isteğinize uygun kodlanabilen enerji taşlarımdan da yararlanabilirsiniz. Dileğiniz her neyse Instagram adresimiz rotasız balık YouTube'a mesaj atabilirsiniz arkadaşlar. Size özel bizzat ben kendim hangi işlemin yapılmasını istiyorsanız zaten o taşı size özel olarak kodluyorum. Sizin hiçbir şey yapmanıza gerek kalmıyor. Umarım her şey gönlünüzce olur. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.